gelsinler. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu ifade edelim. İşletme fakültemiz şimdilik bu katı kullandığını biz de burada öğrenmiş bulunduk. Derste devam ediyor burada. Üst katların bir kısmını yine işletme fakültesi kullanacak. Planlama öyle olduğunu biliyorum. Mimarlık Tasarım Fakültesi için hangi katlar kullanılacak? İşletme hangisini kullanabilir diye üniversitemiz kendi içerisinde bir çalışmasını yaptı. Bunu biliyoruz. Biz bugün itibariyle ruhsatı da, yapı kullanım izin belgesini de alıp üniversitemize teslim ediyoruz. Dolayısıyla hukuken ve fiilen bütünüyle üniversiteye teslim etmiş oluyoruz. O vesileyle bu binanın temelinden itibaren öncesinde fikir olarak, düşünce olarak ortaya koyan, destekleyen Söke halkının, Söke'nin hayırsever halkına, demin ifade ettiğim gibi Söke Belediyesi'ne, Söke Ticaret Odası'na, Söke Ticaret Borsası'na, diğer kurum ve kuruluşlara, odalara, borsalara, hayırsever vatandaşlarımızın tümüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünden bugüne Söke Eğitim Vakfı'nın yönetiminde yer almış bütün arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz. Çünkü 5 katlı bildiğim kadarıyla çok büyük bir bina. Toplam maliyetinin 6 milyonun üzerinde olduğunu biliyorum ama net rakamı ifade etmeyeyim. Bugüne kadar yapılan yine Söke Eğitim Vakfı'nın gerek ticaret odası aracılığıyla gerek doğrudan yaptığı 2 binadan daha büyük bir bina. Yine Adnan Menderes Üniversitesi'nden ziyaretimize gelen bazı öğretim üyesi arkadaşlarımızın üniversitedeki en güzel binalardan biri diye ifade etmiş olması da bizim için, Söke'miz için ayrı bir güzellik. Tekrardan emeği geçen herkese, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Kullanımla ilgili ifade ettik. Öncelikle Sayın Rektörümüzün bildiğim kadarıyla Ziraat Fakültesi'ndeki peyzaj mimarlığını buraya taşımak gibi bir düşünceleri vardı. O gerçekleşmiş olursa Söke Mimarlık Tasarım Fakültesi de fiilen başlamış olacak. Aksi takdirde önce öğretim üyesi en az 3 tane, sonrasında öğrenci alınması ki uzun bir süreç olduğunu biliyoruz. En kısa yol o yol. Rektörümüz de o yolu tercih ettiğini bize ifade etmişti. Fakülte binamız Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin, kullanımına inşallah bu dönem başlıyoruz. 600 yeni öğrencimiz işletme fakültesine geldi. Dolayısıyla bir yer sıkıntımız vardı. Sayın Kaymakamımızın ifade ettiklerinin üzerine ben de birkaç bir şey eklemek üzere söyleyebilirim ancak. Bu 600 kişiyi burada değerlendirdik. Bu 600 öğrencimizin burada eğitim öğretim görmesini uygun gördük. Dolayısıyla şu anda İşletme Fakültesi'nin ek binası olarak burayı düşünüyoruz. Sayın Kaymakamımız ifade ettiği gibi bu sene kataloğa girmesini bekliyorduk peyzaj mimarlığı bölümünü. Yetişmediği için bürokratik meselelerden dolayı inşallah önümüzdeki Eylül'de burada bu ilk bölümle beraber Mimarlık Tasarım Fakültesi de faaliyete geçecek. Böylelikle binamızı aktif hale getirip bir sonraki dönemde daha hazırlıklı hale getirmeyi düşünüyoruz. Konferans İdari bina ve konferans salonu bizim için sürpriz oldu. Bu kaynağın bulunmuş olması, bağışın bulunmuş olması. Söke Eğitim Vakfı ve üyelerine, hayırseverlerine bir kez daha teşekkür ederim.